Bir izleyicimiz demiş ki, gönderildi gönderildiyse geriye Duboa'yı göndermek kalıyor. Lakin Boyin ve Torreira'nın yedeği kalmıyor. Zekiçelik veya Bünyamin balجامnesi olur mu sizce? Sağbeke demiş. Zekiçelik tabii bu kaçabilir. Maddi manevi yani yedek sağbek olmak için Zekiçelik biraz da bir lüks. O çok gerçekçi değil. zaten Zeki'nin de ayrılma gibi bir düşüncesi olduğunu zannetmiyorum. Ha Bünyamin gibi mesela az önce dediğimiz fırsat transferi işte Ömer Ali Şahiner için mesela böyle bir durum ortaya çıktığı söyleniyor ama Okan Hoca istememiş. işte Bünyamin de benzer bir rolde olabilir ama Galatasaray'ın şu anki durumda, şu anki kadrosunda bence Torreira'nın yedeği olmadığını kabul ediyorum. Birebir. Mesela Berkan bu role çok uyan bir oyuncuydu ama oyuncu ayrılmak istedi. Zaten kulüp Berkan'ı göndermek istemedi. Berkan bu role çok uyan bir oyuncuydu. Ayrılındı. Şimdi Torreira'nın net bir yedeği yok. Belki şöyle düşünülebilir. İşte Kaan Ayhan o bölgede alternatif olabilecek bir isim ki orta saha performansı da aldığı sürelerde hep iyiydi. Sağbek konusunda da yani olası bir boyayın yaşayacağı problemde de hem Kaan Oran'ın alternatifi olabilir hem de bilmiyorum Avrupa'da ya da Şampiyonlar Ligi'nde bunu tercih eder mi Okan Hoca ama Davinson Sanchez'de fiziksel özellikleriyle, atletik özellikleriyle sağbek yedeği olabilir. Yani geçici bir süre orayı idare edebilir kariyerinde daha önce oynamışlığı var. Çok fazla maç sayısı yok belki ama daha önce oynamışlığı var. Ama oyuncunun yapısı buna müsaade edebilir. O yüzden ben böyle çok olmazsa olmaz bir transfer olacağını düşünmüyorum o bölgelere. Peki, hemen onun altında da yine aynı tarzda bir soru var. Zaten sen bu isimlerden bazılarını açıkladın ama Okay Yokuşlu da belki onlara eklenebilir. Bu isimlerle alakalı bir girişim bekliyor musun? Gerçekleşmesi mümkün mü sence? oyuncu tabii ki doğal aday. Daha doğa, yeni açıldı Doğal, doğal, doğal aday gibi gözüküyor tabii Okay ama bir girişim olmadığını biliyorum açıkçası. Salih Özcan keşke olsa. Salih Özcan'ı Galatasaray ı çok isterdi. Hatta girişim de yapıldı, görüşme de yapıldı ama Borussia Dortmund oyuncuyu kesinlikle göndermek istemiyor. Onun dışında da yani bir şöyle bakıldığında bir Berkay gözüküyor olabilecek isim gibi ama onunla ilgili de bildiğim bir girişim yok. Az önce tabi şu an ekrana yansıyan soruda öyle bir şey eksik bıraktık. Dubois konusunda. Yani Dubois'ı Galatasaray Avrupa listesine yazmadı. Dün idmana çıkmadı. Bugün idmana çıkmadı Dubois. Artık zaten yabancı sayısından dolayı mecburen yollara ayrılması gerekiyor. Artık kulübüyle, şey kulübü diyorum özür dilerim, menajeriyle kendisine kulüp bulması için görüşme yapıldı. Oradan gelecek haberler bekleniyor. Yani Türkiye'den bir takıma gidebilir mi? Dubois zaten transferin açık oldu artık az yer kaldı bir yer bulmaya çalışılıyor Dubois için. Kısa süre içinde bunun da çözülmesi gerekiyor. gerekiyor. Biraz da gençlere yönelik bir soru gelmiş. Silivri Spor'dan alınan genç golcü Mustafa Kürşat Tümay bir sezonda 100 gol atmış. Altyapıya mı alındı yoksa kiralanacak mı diye sormuş. Ama tahmin ediyorum ki önce bir U19 takımıyla çalışacaktır. Sonrasında yani 16 yaşındaki oyuncu da kiralama çok mantıklı olmayabilir. Yani o altyapıda U19 takımında bir süre zaman geçirecek. Zaten işte oralara yatırımlar başladı. Galatasaray'da sadece evet A takıma çok ciddi oyuncular katıldı. Dün Erdem Bey'in söylediği şey doğru. Yani bu kadar bilinen oyuncunun Türk futbol tarihinde bir araya geldiği bir kadro açıkçası ben de hatırlamıyorum. İşte baktığımız zaman yani Mustera mesela evet bir Galatasaray efsanesi çok uzun yıllardır burada ama işte Uruguay milli takımının kalecisiyken ciddi bir şekilde kadroya katıldı. Davinson Sanchez Ajax'ta da o şampiyonlar ligi yarı finali oynayan takımın önemli parçalarındandı. Ciddi bonservisler ödendi ona. Angelinho iki sene önceye kadar böyle Avrupa'nın en iyi beklerinden biri olarak gösteriliyordu. Pep Guardiola'nın Manchester City'ye aldığı bir oyuncu. Endombele Tottenham tarihinin bonservis rekorunu kırarak kadrosuna kattığı oyuncu. İşte Zaha Premier Lig'in en ikonik oyuncularından bir tanesi geçen sezona kadar. Ki o Big Six dediğimiz takımlardan birinde oynamadığı halde bu etkiyi bırakmış bir oyuncu. Hakim Ziyer işte bir sene olmadı daha. Dünya Kupası'nda yarı final oynadılar. O Fas takımının en büyük yıldızı. Yani Fas'ta şu an en çok sevilen birkaç insandan bir tanesi muhtemelen Hakim Ziyer. Tete birkaç sene önce daha çok genç yaşta şampiyonlar ligi oynamış. Yani baktığımız zaman gerçekten çok büyük bir kalitenin Galatasaray kadrosuna eklendiğini görüyoruz ama daha önceki yayında da bahsetmiştim. Yani burada belki sorgulanabilecek tek şey bu da mevcut şartlarda sorgulamak ne kadar adil bilmiyorum ama sorgulanabilecek tek şey oyuncuların hepsiyle ilgili bir soru işareti var. İster istemez yani Angelinho düşünüyor. işte Ziyech ne zaman oynayabilir tete ile ilgili şaktar süreci ya da oyuncu ne zaman hazır hale gelecek gibi durumlar. Biraz en dar açıdan böyle bir olumsuzluk ararsak burada arayabiliriz ama onun dışında gerçekten çok görkemli şaşalı bir kadro oluştu. Bu arada TT ile alakalı evet transfer sürecinin öncesinde bir hukuksal araştırmalar olmuştu ona göre transfer gerçekleşmişti ama zaman zaman gündeme gelen işte Şaktar'ın başvurusu gibi bazı olaylar oluyor hatta dün Erden Timur da açıklamıştı. Biz de sana sormuş olalım TT ile alakalı herhangi bir problem çıkar mı ya da çıkarsa nasıl olur? Yani Galatasaray zaten bu transferi yaparken, yani durum çok ortadaydı böyle sürpriz bir şey değil bu. Bu transferi yaparken hukuki bütün boyutları araştırıldı. O yüzden zaten bir süre bekletildi TT ile imza atılması için. Ve bunun neticesinde de Galatasaray'a sıkıntı çıkarabilecek herhangi bir şey olmadığına kanaat getirildi. Çünkü şöyle bir durum var, şimdi Şaktar ve işte orada oynayan oyuncular, Ukrayna'da oynayan oyuncular için FIFA'nın verdiği bir izin var. Eğer sözleşmenizi feshederseniz çünkü bir savaş durumu var, olağanüstü bir durum. Sözleşmenizi feshederseniz oyuncuların oynayabilmesi için yapılmış bir durum bu. Fakat Tete'nin burada gösterdiği bir iyi niyet var. Tete iki kez kiral kiralanıyor Shakhtar'dan farklı kulüplere gidiyor ve sonrasında da Ukrayna'ya geri dönüyor. Şimdi Shakhtar kulübü bunu şöyle de değerlendirebilir. Yani sen eğer savaş durumu varsa bunlar rahatsızsan tekrar geri geldin buraya. Yani hukuki zeminde böyle bir savunmayla da gelebilirler. Ya da Tete tarafından bakarsak ve daha insani taraftan bakarsak Tete de diyebilir ki ben bir iyi niyet gösterdim zarar görmemeniz adına kiralandım geri döndüm ve sonrasında tekrar kiralık olarak gitmeyi kabul ettim. Galatasaraylı hukukçular da bu görüşün daha ağır basacağı tarafında çünkü FIFA UEFA genel itibariyle bu tip konularda oyuncuların oynama isteğine yani oynamalarına engel olmayacak durumlara ve onların isteklerini biraz daha ön planda tutuyor eğer bir suistimal yoksa. Tete'nin durumunda da herhangi bir suistimal yok zaten. Bu açıdan ben Galatasaray'ın herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Bu arada muhtemelen chatte sen de görüyorsundur. Çok fazla Veratli sorusu gelmeye başladı. Veratli yine gündeme gelmiş. Emre Kavlan'a sorabilir misin demiş Mehmet Ali Ortaç. Ben de sana sormuş olayım. Veratli'nin gündemi var mı şu anda? Veratli konusu şundan gündeme geliyor. Anladığım kadarıyla Suudi Arabistan'da transfer dönemi bitti. İşte oraya gidemeyecek artık acaba yine Galatasaray'a gelir mi diye. Ama zaten Veratti ile Katar'dan ilgilenen kulüpler vardı. Katar'da transfer dönemi devam ediyor. Ve çok çok büyük rakamlardan bahsediliyor. Zaten, zaten artık Galatasaray, Galatasaray adına ya. şöyle çok mantık düşünmekte fayda var. Yani Veratti'yi Galatasaray sadece ligde oynatmak için alır mı? Ya da Veratti bunu kabul ederek gelir mi? Çok mantıklı gelmiyor bana açıkçası. O yüzden yani bu doğrultuda zaten dün Erdem Bey söyledi yabancı transferini kapattık dedi yani bizzat kameralar önünde. O yüzden böyle bir sürpriz olacağını ben zannetmiyorum. Her sene olduğu gibi daha bir transfer dönemi bitmeden gelecek transfer dönemiyle alakalı sorular geliyor. Serhat Gökmen de demiş ki bir sene sonra Amramat tasarıya gelir diye düşünüyorum. Emre Bey de benim gibi düşünüyor mudur acaba demiş. Ben pek aynı düşünmüyorum ya. <laughs> ya yani tabii ki şimdi Manchester United'da da çok önemli oyuncular gidiyor. Bazen isteneni veremiyor ya da işler istenildiği gibi gitmiyor. Yani çok uzun vadeli planlar yapamıyorlar belki ama zannetmiyorum yani Amrabat çok ciddi bir rakam oraya transfer olacak. Tabii ki her şey değişebilir yani Hoca değişikliği olabilir, Manchester United kötü gidebilir ama çok olabileceğini zannetmiyorum. Şimdiden de zaten bunu söyleyemeyiz yani. Son artık soruları alacağım. E, Bireyvikle alakalı biz zaten konuşuyorduk Okan Hoca'nın beğendiğine yönelik. Ya onunla alakalı sorular gelmiş. Bir girişim var mı? Yeniden olur mu? diye. Onu da sormuş olalım. Bu saatten sonra dediğim gibi yani yabancı oyuncu konusunda herhangi bir girişim olacağını ben zannetmiyorum. Yani isim, isim tek tek sormaya gerek yok. Hepsi aynı duruma denk geliyor zaten. O yüzden bundan sonra işte belki bir yerli bir sağ bek, belki bir yerli orta saha onun dışında da genç oyuncular dışında transfere dair çok bir şey beklememek lazım. Peki o zaman sana çok teşekkür ederiz aktardığın bilgi ve yorumlar için. Aynı şekilde izleyicilerimize de teşekkür ederiz. Yayınımızı beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmasınlar. Canlı yayınlarımız Futbol Plus ekranlarında devam ediyor olacak. Futbol Plus'tan ayrılmayın. Hoşçakalın.